Donald John Trump, Amerikalı iş insanı, siyasetçi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. başkanıdır. Henüz geçtiğimiz günlerde eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da geçirdiği günlerin mal varlığı üzerindeki etkisi rakamlarla ortaya kondu. Amerikan yayın kuruluşu Bloomberg'in hazırladığı Milyarderler Endeksi, 2017'de başkanlık koltuğuna oturan Trump'ın servetinin görev süresi sona erdiğinde 3 milyar dolardan, ki bu da ülkemizin para birimiyle yaklaşık 22.5 milyar TL ediyor, 2.3 milyar dolara, bizim parayla da yaklaşık 17.2 milyar TL'ye inmiş olduğunu gösteriyor. Yani 700 milyon dolar zarar etti. Bu düşüşteki en önemli sebeplerden biri de henüz görevdeyken iki kez azledilmenin eşiğinden dönmesi ve içerisinde olduğumuz pandemi süreciyle birlikte tatil ve gayrimenkul sektörlerinin çöküşe girmesi olarak açıklandı. Trump'ın gelirinin yaklaşık %75'i, yani 1.7 milyar doları gayrimenkullerden geliyor. Ancak Trump'ın gayrimenkul şirketinin şu anda 250 milyon dolardan fazla borcu olduğu tahmin ediliyor. Bloomberg'in çalışması ayrıca Trump'ın emlak işinin değerinin başkanlığına başlamasından bu yana %25'in üzerinde düşüş olduğuna işaret etti. Trump'ın ayrıca oteller zinciri ve tesisleri bulunuyor. Pandemiyle birlikte gelen kısıtlamalarla birlikte de buralardan elde ettiği gelir çoğu oranda yok oldu. Halkla ilişkiler uzmanı Eric Schiffer, Ocak ayında Business Insider'a verdiği röportajda şunları söylemişti. Trump, başkanlık koltuğunu kendi markasının etrafında dönen bir dizi acımasız eleştiriyle birlikte bırakmış olacak. Bu durum, kendisinin ve çocuklarının ekonomik açıdan hayatta kalması için tehlike oluşturacak ve muhtemelen daha önce hiç karşılaşmadığı türden dayanılmaz acılarla yüzleşmesi gerekecek.